herkese iyi akşamlar. Maçın değerlendirmesine gelirsek, maçı kazanmak için sahaya çıktık. İlk yarı kontrollü, bizim kontrolümüzde geçen bir oyun. Rakibin bir tane pozisyonu vardı net. Bizim de 2-3 tane pozisyonumuz vardı. Bir tanesi gol oldu. İkinci yarıda da oyuncularımıza sakin olmaları gerektiğini, futbolumuzu oynamamız gerektiğini, çok fazla risk almadan kontrollü bir oyunla maçı bitirmemizi ve ikinci, üçüncü atmak için de oyunu bırakmamalarını söyledim. Erken gelen bir gol 2-0. Daha sonra mecburi sakatlıklar oldu. Bu sakatlıklarla beraber oyuncu değişiklikleri oldu. Bazı pozisyonlarda 2-0'ın vermiş olduğu rahatlıkla rakibe de birkaç tane pozisyon verdik. 2-3 tane pozisyon verdik. Bu pozisyonları rakibimize vermemiz gerekiyordu. Sonuçta 3-0 maçı kazanmasını bildik. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Tekrar bu galibiyetimizi camiamıza ve muhteşem taraftarımıza armağan ediyorum. Hiç kimse Manisa'yı bu durumda olduğunu aldanmasın. Normalde bu takımın 17 puanı var. Küçük görmesin. Maçtan önce de bunu böyle anlatmıştım. Ama sonuç olarak 9 puanları silindi. Ekonomik şartlardan dolayı. İnşallah onlar da bunu bir önce toparlarlar. Biraz da kendimizden bahsedelim. Sezon başından bugüne kadar futbolcu grubu, çok karakterli bir grubumuz var. Teknik heyet, taraftarlar, herkes elinden geleni yaptı. Ama bizim de sezon başından beri ekonomik sıkıntılarımız halen devam ediyor. Peşinatların bile daha yarısı verildi. Maç başları, maaşlar, hatta prim alacakları var takımın. Artık çok net söylüyorum bunları da. Bu takıma Ankara Gücü'nün iş adamları, kurumları destek mi verecek? Ne yapacaksa bir önce yapması lazım. Bu grup, teknik heyet, futbolcular, personel, yönetim ve tarafta herkes elinden geleni yapmıştır. Bundan sonra başkentin takımı, başkentin büyükleri bu takıma birazcık sahip olmaları gerekiyor. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Bu oyuncularıma tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Bugüne geldiğimiz için taraftarlarımıza da hep beraber bizi gol değilsek, mağlup da olsak bizi desteklediler bugüne kadar. Onlara da teşekkür ediyorum. Buyurun. Hocam tebrik ediyorum. Hain olduğunuzu söyleyecek değilim. Ama sezon başından beri hemen hemen tüm öngörülerimiz gerçekleşti. Yani özellikle İlhan konusunda da ikinci haftada bir gün Ankara Gücü taraftarları İlhan'ı alkışlayacak dedi. Hakikaten ondan sonra da İlhan'ı Ankara Gücü'ler alkışladı. Bugün de fazlasıyla alkışladılar. Ben şöyle görüyorum, teknik ekip ve futbolcular olarak her şeyini gerçekleştiren bir Ankara Gücü var. Devreyi lider olarak kapattı. Ben sormadan siz tüm mesajları verdiniz ama daha ne söylenebilir bilmiyorum. Bu coşkunun ve bu heyecanın en az 2 katı, 3 katı yaşanabileceği izlenim var şehirde. Daha bu şehirde bir sürü Ankara Gücü ustada gelmiyor, gelecekler de var. Neler yapılması gerekiyor hocam? Biraz daha açar mısınız? Ya fazla benim bu konuları açmama gerek yok. Açılacak konuları başkan ve yönetim açabilir, açacağını düşünüyorum, açması gerekiyor düşünüyorum. Ben yüzeysel olarak bulunduğumuz durumu anlattım. Bu şartlar altında teknik heyet, futbolcular birbirimize bağlandık, birbirimize kenetlendik, birbirimize söz verdik ve gerçekten çok iyi çalışıyoruz biz. Çok samimi bir oyuncu grubumuz var. Allah razı olsun onlardan. Çok karakterli bir oyuncu grubumuz var. Ama artık buraya kadar gelmiş bu takım beni. Yani bu haftadan sonra herkes evine gidecek. Herkesin ailesi var. Herkesin bu kulüpten beklentisi var. Bunların da yerine getirilmesi lazım. Bunlar yerine gelmezse biz kampa gideceğiz. Hangi moralle, hangi motivasyonla kampta çalışacağız? Ben nasıl motive edebileceğim daha bu oyuncuları? Onun için herkesin bu takıma destek vermesi gerekiyor. Bu takımda, teknik heyette, personelde de herkes elinden geleni yaptı taraftardı. Artık Ankara'nın büyükleri, iş adamları, kurumları bu takıma, bu takım bu şehrin başkentin takımı. Tarihi kulüp, emek takımı, halkın takımı. Herkesin artık bu takıma destek vermesi gerekiyor. Herkese iyi akşamlar. Pozisyonlarımız oldu. Çok da basit pozisyonlar.
değerlendiremeyince bir sonraki aşamada yediğimiz üçüncü golle üzücü bir şekilde mağlup olduk. Bundan sonra yapılacak iş son haftaya iyi hazırlanmak. Özellikle ikinci yarıya gerek oyuncu bazında gerekse takım performansı adına iyi plan yapmak gerekiyor. Takımımız adına, kulübümüz adına. Teşekkür ederim. Sorusu olan. Hocam, Fatih Hocam Ankara Gücü'nün vardı. O nasıl bir... Çok teşekkür ederim sorunuza. Ben atladım. Buradan Ankara Gücü taraftarına teşekkür ediyorum. Hocam adına teşekkür ediyorum. Çok güzel bir duygu verici bir durumdu.